görüşü var mıdır, vacip midir? Haliyle orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişiler yapıyorlar bu işe? İnanlığı mezhebine göre evde kafa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Sevgili izleyenlerimiz, sizlere Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Müslüman kardeşlerimize, mazlum kardeşlerimize müreffeh yarınlar dileyerek Cenab-ı Allah'tan birlikteliğimize başlıyoruz. Efendim bugün yine her zaman olduğu gibi değerli hocamızın ilmine başvuracağız. Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi'yi ağırlıyoruz program boyunca. Kıymetli hocamıza dini konularla ilgili fıkhi meseleleri geniş olarak soracağız ve değerli hocamızın inşallah bazen nasihatlerini alacağız, bazen o konuyla ilgili birebir olarak bilgisini paylaşacaklar ve bizler de payımıza, üzerimize düşeni hayatımıza geçirerek inşallah aldıklarımızı doğru orantılı kullanmış olacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sıhhat diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Değerli hocamız. Efendim izleyicilerimizin soruları hazır. İzninizle yola çıkalım. Tabii. Sevgili izleyenlerimiz 0312 alan kodumuz 294-4294 telefon numaramız, katılım sağlayabilirsiniz. Canlı yayında Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi'ye dini noktalarla ilgili olarak sorularınızı canlı yayında sorabilirsiniz. Yine sorularınızı Diyanet'e soralım @diyanet.gov.tr elektronik posta adresimiz üzerinden de ulaştırabilirsiniz. Ve yine sosyal medya hizmetinizde Facebook, Twitter /Diyanet'e soralım adreslerinden de anlık iletilerle programımıza katkı sağlayabilirsiniz efendim. Mersin ilk durağımız Hıdır Yiğit hattımız. Hoş geldiniz Hıdır Bey. Mersin'e selamlar efendim. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Aleyküm selam efendim. Benim bulunduğum yerde genelde yaşlılar bulunuyor. Onun için kendi bahçelerindeki zeytini toplayamıyorlar. Öyle olunca başkasına ortaklık olarak veriyorlar. Sen topla, mahsulün yarısı senin, yarısı benim diye. Evet. Bunun öşrünü ne şekilde? Hani öşrü ne şekilde taksim edilir? Kim ne kadar verir? Peki. Bizim bulunduğumuz mekanda yine bu büyük kirpiler var. Büyük böyle hani keçi kadar hemen hemen dikenli. Bunun dinimizdeki Hanefi mezhebindeki hükmü ne? Küçük kirpiler Hanefi mezhebinde haram. Kirpi. Peki efendim. Ha, büyük kirpi ama küçük kirpiler değil. Evet. Küçük kirpilerin Hanefi mezhebinde haram olduğunu biliyorum. Bu büyük kirpilerin hükmü ne? Hay hay efendim. Soralım. Evet. Sıhhat diliyoruz. Mersin'e çok selamlar. Öşrü kim? Müzara, müsakat diye bir akitler var bizde. Müzara ziraat ortaklığı, müsakat da bahçe ortaklığı demek. Şimdi müzara şu oluyor. Mesela tarla var, boş tarla. Birisi birine veriyor o tarlayı. Diyor ki sen burayı ek, çıkan ürün yarı yarıya ortak olsun. %60 veya %40 ortak olsun. Buna müzara diyoruz. Yani tarlayı ekip ekinle ilgili oluyor daha çok. Evet. Ki bizim Anadolu'da, mesela bizim memleketimizde daha çok yaygın olan bu. Bir de bahçeyi şey verme var. Yani şöyle diyelim, bahçesi var kişinin hazır. Bu meyve bahçesi olabilir, sebze bahçesi olabilir. Karşı tarafa sulayıp bakımını yapması ve buna karşılık elde edilen ürünü bölüşme üzere yapılan bir ortaklık var. Buna müsakat deniyor. Bir de daha önceden dikilmiş ağaçların bakımı var. Mesela meyve veren değil de kavak gibi. Evet efendim. Ona da mugarese deniyor fıkıhta. Neyse o ayrı. Şimdi burada zeytin toplama işi var. Bu bunlardan hiçbirinin içine hep girmiyor gibi sanki. Çünkü bir ekip biçme yok. Doğru. Ha, sulayıp bakımı da yok. O da yok. Sadece toplama var. Burada şimdi iki türlü değerlendirebiliriz. Bir, toplayıcı ecirdir yani işçidir ve aldığı ücret topladığı üründendir. Ha, bu caiz mi değil mi bu şekilde düşünürsek o da ayrı bir konu. İki, ortaktır. Şimdi ortaklık olarak kabul edersek bunu her bir taraf elde ettiği eline geçen ürünün öşrünü verecektir. Yani %50 bölüştülerse ellerinde ne kaldıysa onun öşrünü verecek. Onun öşrünü. Ama bunu biz bir iş akdi olarak düşün değerlendirirsek o zaman zeytin sahibi elde ettiği ürünün öşrünü verecek. Tabii o şeye verdiğini ücretten düşebilir. Toplayan da kazancının ki kazancı tabii burada parayla genel diğer kazançlarıyla birlikte varsa nisaba ulaşırsa onu verecek onun ki üzerinde. Bu daha uygun gibi geliyor bana. Peki efendim. Üçüncüsü kirpi dedi. Kirpi, keçi kadar büyük. Vallahi şimdi dedi. Yani bunu yiyen var mı Türkiye'de bilmiyorum. Yani bazı şeyler fıkıhta
diyelim izin verilse bile, bunu tabiat, insan tabı kabul etmiyor. Mesela dap diye bir hayvan var. Dap. Yani bu Arapçası bu dap. Türkçe'de onun tam karşılığı nedir bilmiyorum ama bizim keler var ya, kertenkele. Evet. Onu büyütü, büyü. Çok büyüyor. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir yere davete gidiyor. Orada sofrada bu hayvandan var. Kızartılmış. Ejder falan diyorlar demek ki. Öyle bilmiyorum şey. Artık onun nedir. Buyurun. Peygamberimiz onu yemiyor. Diyorlar ki ya bu haram mı? Yok ama ben yemeyeceğim diyor. Şimdi mesela bazı mezheplerde biliyor musun tilki eti yemek caizdir. Ama kim tilki eti yiyor bugün? Dolayısıyla bu kirpi yani yenmez. Yani tabın nefret ettiği bir şeydir yani. Ama inan aşk alacaksa yer o ayrı konu. Peki efendim. Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Kıymetli hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi bizleri bilgilendirmeye devam ediyorlar. Ankara'dan bir izleyicimiz hattımızdalar. Emine Usta. Efendim hoş geldiniz. Ankara'ya selamlar, iyi akşamlar. Hoş bulduk, iyi akşamlar hocam. Buyurunuz Emine. Herkese selamun aleyküm. Aleyküm selam. Benim aslında çok sorular var ama benim şimdilik 3 tane sorum var. Evet, buyurun efendim. Birinci sorum, Kenzül Arş diye bir dua var mıdır? Evet. Ve bu 5 kere okunduğu zaman Muhammed Aleyhisselam'ı rüyamızda görüyormuşuz. Aleyhisselatü Vesselam. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öyle söylemiş. Ondan sonra evet. Bu ne derece doğru? Birinci evet. Sorun bu. Evet. İkinci sorun, ben 2 tane düşük yaptım. Birincisi, yani ikisi de kendi şeyimin dışında oldu. Ağır kaldırdım yanlışlıkla. Evet. İkincisi 6 aylıktı. İğne yaptılar. Onu karnımda öldürdüler. Beni kurtardılar. Hipofiz bezinde kitle vardı. Tehdit etti beni. Ve ona hala yanıyorum tabii ama. Ondan sonra affedersiniz tuvaletin deliğine düştü. Ben cahildim, bilemedim. Görüncem dedi ki elini soksaydın alırdın, o orada kalmıştır dedi. Dirsek var orada dedi. Neyse alamadım, öyle gitti yani, ben düşünmedim o anda. Bunun günahı var mı bana? Ve dünyaya ses vermeden giden çocuklar anneye şefaatçi olmuyormuş. Bu doğru mu? Bana şefaatçi olacaklar mı? Biri 40 günlüktü, ikincisi 6 aylıktı. Ondan sonra üçüncü sorum. Evet. Benim kardeşim trafik kazası geçirdi. 40 gün bir kalbi çalıştı. Her gün ölümünü bekledik. Ama 40 gün sonra döndü. Ve şimdi şu an felçli sol tarafı. İnançlı bir insan, namazını bir kılan bir insandı. Şu an namazını kılamadığı için çok üzülüyor. Biz de diyoruz ki hani sağ elini sadece yıka, sadece yıkayabildiğin kadar yüzünü yıka. Senin niyetin niyettir. Allah-u Teala halini biliyor. Ondan gelmiş. O kabul eder. Hani rahatlasın diye. O da kabul etmiyor. Ben diyor çünkü sol tarafı yok. Eğilemez yani. Eli feşli, ayağı sol taraf feşli. Öyle bir üzüntü içinde. Onu nasıl teselli edebiliriz namaz konusunda? Bir de ben bir tarihte bir rüya gördüm. Evet. Ve çok etkisinde kaldım. Kardeşimi canlı canlı gömmüşlerdi. 10 sene sonra bu kaza olunca o rüya hatırıma geldi. Ben o zaman anlattığımda bana dediler ki kardeşinin ömrü uzanmış. Kardeşim ölümden döndükten sonra yani o anda aklıma geldi. Dedim bak rüya böyle, demek ki bunun için görmüştüm dedim. Soralım buna işaret sonra, olabilir mi efendim? Bir de kendisi kaza geçirmeden önce bir ay önce kendisi rüyasında görmüş ki bizim köydeki hocamız buna demiş ki Kadir sen öleceksin demiş. Evet. Ondan sonra rüyasında bu da uyandı. Uyandıktan sonra işte karısına hani şu şurada bu burada bir şeyler söylemeye başlamış. O da demiş ki niye ölecek misin de böyle konuşuyorsun falan. Evet. Neyse sonra işte yani ne olur ne olmaz demiş insanlık halinde. Evet efendim. Peki soralım değerli hocamıza özellikle bu rüya ile ilgili meseleleri soralım Emine Hanım. Evet. Yani bu bahsetmiş olduğunuz olaylar rüya meselesi bu işleri etkiler mi etkilemez mi? Rüya dediğimiz bu olaylara ne kadar itibar etmeliyiz? Efendime söyleyeyim bizim halk arasında çünkü çok yaygın meseleler bunlar. Kıymetli hocamıza soralım işin dini yönünü. Ama, pardon, çok teşekkür. Affedersiniz. Estağfurullah efendim. Ben bazen uyumak istemiyorum çünkü yaşıyorum. Tabii ona yönlendirmiyorum hayatımı da. Öyle, iyi akşamlar. Hürmet ediyoruz, sıhhat diliyoruz. Biz teşekkür ederiz katılımınız için. Ankara'ya selam ediyor, sıhhat diliyoruz.
Biz de bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü bir daha tebrik edelim. Evet değerli hocam. Bana bir harf öğretmenim. Zat haliniz de bir öğretmendir. Ben de bir öğretmenim. Cenab-ı Allah hayırlar ihsan etsin. Meslek hayatımın 37 senesi resmi öğretmenlikle geçti. 37 tabii, yıl. Tabii yani değişik. 7 senesi orta dereceli okullarda, 30 senesi de Haseki Eğitim Merkezi'nde. Yüksek, evet. Ki elhamdülillah yani insan öğretmenlik çok zevkli bir şey. Başka hiçbir mesleğe benzemiyor. Ve bundan 45 sene önce okuttuğum öğrenciler hala ziyaretime gelenler, halimi hatırımı soranlar var. Onlar ya insanı mutlu ediyor tabii. Dua edenler var bizim için. Allah razı olsun. Şimdi gelelim soruların cevaplarına. Kenzül Arş duası diye bir arş dua var mı? Kenzül Arş demek, arşın hazinesi demek. Evet. Şimdi tabii bu arş Cenab-ı Hakk'ın makamlarıyla ilgili falan bir şeydir. Bu konuda bu isimle Peygamber Efendimiz'den gelen bir dua ben bilmiyorum. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat söylemiş, beni de görürsünüz demiş 5 defa. Ha, şimdi bir defa görme işi yok. Yani o hiçbir dua ile falan o olmaz. Ama bazı dua kitaplarında falan doğru. Kenzül Arş duası diye bir duadan bahsediliyor. Ama bu duanın Peygamberimize nispeti konusunda benim pek şeyim yok. Bilgim yok, fazla olduğunu da zannetmiyorum. Çünkü mesela okuduğumuz o hadis kitaplarında ben hiç öyle bir şeye rastlamadım. Ama ben şunu da her zaman söylüyorum. Yani biz bütün kitapları okumuş, içinde ne olduğunu biliyor değiliz. Bizim okumadığımız, bilmediğimiz bir yerde de böyle bir şeyden bahsediliyor olabilir. Onun için biraz temkinli konuşmaya çalışıyorum. Yani ben böyle bir dua bilmiyorum, Peygamberimize nispet edilen. Peki. İkincisi bu düşük meselesi. Tabii burada bu hanımefendinin düşük konusunda bir suçu yok. Yani hastaymış. Her ikisinde de. Her ikisinde de. Birisinde ağır kaldırmış. O öyle bir durumda düşük çıkacak olacağını bilmiyordu zaten. Bir kazadır o. Ve bunun bir cezası falan da yoktur. Yani şimdi ikincisi de, biz yarın aslında bu konuyu konuşacağız. Doğru efendim, kürtaj mevzunu. Yani inşallah. İkincisinde de kadının hayatı, annenin hayatı söz konusuymuş. Fakat benim orada kafama şu takıldı. 6 aylık bir bebeği acaba sezeryenle alsalardı yaşamaz mıydı ki? Yaşar olması lazım. 6 aylık çünkü yaşayanlar var. Çünkü kuvvetle falan yaşatıyorlar. Ama demek ki o zaman tabipler bunun alınamayacağı şeklinde bir sonuca, karara varmışlar ki almamışlar. İğneyle öldürmüşler çocuğu. O da düşmüş. Şimdi burada asıl problem şurada görünüyor. Tuvalete düşmüş çocuk. Ve bu kadıncağız da onu elini sokup almamış. Tabii normalde bu tip şeylerin aynen bir cenaze gibi defnedilmesi lazımdı. Ama tabii hayat dünyaya canlı olarak gelmediği için canlı gelmiş, canlı ölmüş bir cenazeye yapılan hizmetler yapılmazdı. Ama bu ne olurdu? Bir beze sarılır. Yine insan mükerremdir meselesi. Bir insan sonuçta sarılır ve toprağa gömülür idi. Ama bu düşünememiş, bilememiş, yanlışlık yapmış. Yani burada bu hatadır. Yani hata ile yapılan şeyler insandan kalem kaldırılmıştır Peygamberimizin hadisi. Yani unutularak yapılan şeylerden, hata ile yapılan şeylerden, bir de tehdit altında yapılan şeylerden kalem kaldırılmıştır. Yani onlar sorumlu olmayacaklardır diyor. İnşallah Cenab-ı Hak bundan dolayı bu hanımefendiyi sorumlu tutmaz. Ama yine de herhalde zaten bir pişmanlık duymuş, bir özlem duymuş, bir tövbe istiğfar etmiş mutlaka. Cenab-ı Hak affetmiştir eğer varsa bile hata ki inşallah hata, yani günahı yoktur. Peki. Trafik kazası geçiren kardeşi namaz kılamıyormuş. Evet efendim. Aslında bir tarafı tutuyor bunun. Şimdi tek tarafı tuttuğuna göre bu bir kendisine abdest aldıracak kimseler varsa abdest alır. Aldırır. Mesela şimdi şunu yapabilir mi? Biraz zor tabii yani. Bu herhalde muhtemelen yürüyemiyor zaten. Muhtemelen sol taraf diyor efendim. Çeşmeye gidemiyor. Ancak bunun abdest alabilmesi için yanına leğen ibrik getirilmesi lazım. Onunla abdest aldırılması lazım. Biraz ki bu da mutlaka bir yardımcının yardımıyla mümkün olan bir şey. Eğer böyle bir imkan varsa, eğer vücudunu eğip doğrultamıyorsa bile ki eğer mesela belini eğitebiliyorsa bu şekilde abdest alır ve rükuda biraz eğilir, secdede daha çok eğilerek namazını kılar. Ama hiç belini eğemiyorsa, vücudunu eğemiyorsa o zaman başını hareket ettirerek, yani rükuda biraz eğerek, secdede de daha fazla eğerek namazını kılar.
Ha, şimdi ama kendisine abdest aldıracak birisi yoksa, yardım edecek birisi yoksa, o zaman birkaç gün önce konuşmuştuk. Paylaşmıştınız evet. Yani teyemmüm eder. Tabii bunun elini biri çalışmadığına göre çalışan eliyle toprağa vurur. Ve işte elini bunu yapabilirse yapar ki yapamazsa artık birisi düşmüş yaptırabilir. Ondan. Yapabildiğini yapar ve namazını kılar. Hareket etmiyorsa hocam peki mesela şimdi hani sol taraf felç olduğuna göre sağ taraf olsa da yani anca şöyle yapabilir o zaman bir insan. Kullanamıyor çünkü. Ne yapacak? Nasıl mesela hani durduğu yerde bile kapıyı... Hatta bakın şunu bile söyleyenler var. İki eli çok, yoksa yüzünü şeye sürerek duvara sürerek teyemmüm yapar diyen alimler var. Yani teyemmümden ziyade hocam mesela namaza nasıl şey namaza yapar? Başıyla eğsin eğer vücut hareket etmiyorsa. Eğer başı hareket ediyorsa. Tabii. Peki. Baş hareket ediyorsa başıyla. Yani namaz peki, namaz için tek şey hiçbir şekilde kılma imkanının olmamasıdır. Peki. Yani şimdi bu rüya meselesi bir rüya görmüş. Evet. Yani bir defa görülen her rüyanın bir felakete işaret edeceği veya bir şey öyle bir şey yok. İzniniz hocam rüya meselelerinde bayağı izah etti hanımefendi. Hepsini birleştirip yani. Tamam hepsi için. Hani, hepsi için hem kendi görmüş zaten. Hem hoca görmüş hepsi, öleceksin demiş hepsi, vesaire. Hepsi için bir defa hocanın söylediği yanlış tutmamış nitekim adam ölmemiş hayatta. Ve bir de böyle şey söylenmez yani. Buna evet. Hoca yani insan, hayra yorulur. Sen normal. Rüya gördün sen öleceksin bir denir böyle bir şey. Evet efendim. Rüyayı hayra yormak esastır bu bir. İkincisi de görülen rüya mutlaka bir menfi sonuç doğuracak diye bir şey yok. Şimdi bu hanımefendi diyor ki rüya göreceğim diyor korkudan uyuyamıyorum diyor. Ya, bu vehimdir yani bundan kurtulsun. Yani rüya mutlaka bir şeyin habercisi değil. Yani bazı rüyalar yorumlanarak işte bir sonuçlara varılıyor ama bunun ehli ayrı bir şey her rüyada aynı şey değil. Hani derler ya iki türlü rüya var bir rahmani olanlar bir de şeytani olanlar. Evet. Yani bazen öyle rüyalar görüyoruz ki alakası yok. Yani buna 40 sene önce başımızdan geçen bir olay bugün görüyoruz yani. Ya bu neye işaret edecek? 40 sene önce olmuş zaten. Yani onun için bu rüya bir delil değildir hep söylediğimiz gibi. Ama rüya görülmüşse hayra yorulmalıdır. Ama görülen rüyadan dolayı mutlaka bir şey olacak diye bir kayıt yoktur. Ya da bunun ömrünün uzaması bu yok, yok. Alakası... Hiç alakası yok. Peki. Efendim devam ediyoruz. Osman Can Uludağ hocama selamlar demişler. İyi akşamlar değerli hocam. Zaman zaman hocam geliyor bu soru. Kapora meselesi caiz mi diyor. Bunu biz geçen hafta bile cevaplandırmıştık galiba. Doğru. Şimdi kapora verilebilir. Bunda bir sakınca yok zaten. Ama sonuç ne olur? Burada farklı görüşler var. Yani sonuç dediğim şu. Kaporayı niye alıyor insanlar? Karşı tarafı alışverişten caymasını önlemek için. Doğru. Şimdi kapora satın alma vaadi için verilen bir şeydir. Satın aldıktan sonra değil. Satın aldıktan sonra verilen o malın bedeli olur. Yani iki kişi anlaşmışlar. Biz bu anlaşma ya icap kabul diyoruz. Yani birisi ben aldım demiş, ötekisi de sattım demiş. Bu iş bitti. Bunun dönüşü yok. Ancak ne zaman dönülebilir? O malda bir kusur çıkarsa. Ayıplı mal vesaire. Ayıplı bir mal olursa. Veya adam görmediği bir malı satın almış da görmüşse. Veya kendisi için işte birkaç gün muhayyerlik istemişse, tamam ben bunu aldım ama yine de bir istişare edeceğim, bir görüşeceğim, ondan sonra bana üç gün izin ver falan demişse vazgeçebilir. Bir de iki taraf karşılıklı rıza ile aktifes edebilir, ona da ihale deriz biz. İhale. Ha şimdi böyle bir durum yoksa, bunlardan hiçbirisi yoksa, malda bir kusur yok, adam malı görerek almış, muhayyerlik istememiş ve alım-satım akti bitmiş. Artık bunun bozulması mümkün değil, caiz değildir. Orada alınan para nedir? O satın alınan malın bedelidir veya bedele mahsubendir. Kapora ne zaman söz konusu? Satın alma vaadinde söz konusu. Evet, ilk. Yani alım-satım akdi gerçekleştirilmemiş. Ben bunu alacağım demiş. Bak yarına kadar bana müsaade et, ben bunu alacağım. İlk küçük temin. Öteki de diyor ki, satıcı da, ya kardeşim arada bakarsın sen cayı verirsin, ver bakalım bir, şu kadar para. Ben de bırak bekleteyim malı sana diyor ve alıyor. İşte kapora budur. Evet. Peki bunu almak caizdir. Bunda bir sakınca yok. Ama sorun olacak. Eğer alım satım gerçekleşirse, yani akit tamamlanırsa ne oluyor o zaman? Satıcı aldığı kaporayı malın bedeline mahsup ediyor. Diyelim 10 bin liraya mal satılmış, 1000 lira kapora almışmış, 9 bin lira daha alıyor ve iş bitiyor.
Ha, şimdi burada problem, sorun nerede çıkıyor? Alıcı satın almaktan vazgeçerse. Yani kaporayı veren kişi vazgeçerse ne olacak? Kapora ödenmeli. Hanefi mezhebine göre kaporanın geri verilmesi gerekiyor. Yani satıcı aldığı o kaporayı alışveriş gerçekleşmemiş, geri vermesi gerekiyor. Ama Hanbeli mezhebine göre bu ceza olarak vermeyebiliyor. Yani o aldığı kaporaya sahiplenebiliyor şey. Şimdi aslında işin esprisi düşünüldüğü zaman, yani kaporanın esprisi düşünüldüğü zaman bu Hanbeli mezhebinin görüşü daha makul geliyor. Çünkü ben Hanefi bir insan olarak biliyorsam ki ben kapora versem bile bu alışverişi istemezsem, vazgeçersem geri alacağım malımı. O zaman o şey, paramı geri alacağım, verdiğim kaporayı geri alacağım. Bu düşüncede, bu bilgide olursam o zaman o verdiğim kapora benim söz verdiğim sözde durmam için bir yaptırım olmaz ki. Bu biraz da bunun için değil mi? Ama yani şüphesiz İmam-ı Azam, Ebu Hanife... Canım, olabilir. Ötekiler de şey, imam, yani Ahmet bin Hanbel, doğru. Bugün 40 bin hadis rivayet eden kitabı var. Şüphesiz rahmetullahi aleyh ecmaîn. Gerçi 40 bin yok da 40 bin diye öyle meşhur olmuş. Yani şimdi, yani o da büyük alim ve onun peşinde giden de birçok alim var. Şimdi bakın, çok farklı konularda mezhepler arasında, müçtehitler arasında farklı görüşler var. Tabii biz bir mezhebin müntesibi olarak o mezhebiyle amel ediyorsak biz onu doğru kabul edeceğiz elbette. Ama özellikle muamelatla ilgili konularda bu tip ve hakkında nas olmayan konularda içtihatlar menfaata, topluma göre şey yapılabilir. Peki efendim. Yani mesela Dinçler Yüksek Kurulu kendisine sorulan bir soruda bu görüşü tercih etmiştir. Hanbeli mezhebinin görüşünü. Görüşte. Yani satıcı aldığı kaporayı vermeyebilir demiştir. Ama bir başka hoca da Hanefi mezhebine göre vermesi lazım. Vermesi gerekir de diyebilir. O da doğrudur. Bu da doğru. Bu da doğrudur ama ikisiyle amel edilebilir bizim yani. Bizim tercihimiz bu istikamette. Peki. Değerli hocam, Trabzon'dan bir izleyicimiz. Hattımızdalar. Hoş geldiniz. Trabzon'a selamlar, iyi akşamlar diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Buyurunuz hanımefendi. Benim de hocama bir sorum vardı. Buyurunuz. Az önceki bayan dediği gibi aslında çok sorularımız var ama hocam diğer arkadaşların zamanından çalmamak için bir tane soru sormak istiyorum. Buyurun. Ama çok takılan. Hocam bizim küçük yaşımızdan bugüne kadar bildiğimiz bir doğrunun kadınların özel günlerindeyken Kur'an-ı Kerim'e tutamayacağıdır. Doğru mudur? Ancak şimdilerde ise ben Kur'an kutusu beldesindeyim elhamdülillah. Ve burada eğitim gören kız kardeşlerimiz var, kızlarımız var. Ve bu kızlarımızın özel günlerinde de hafızlık yapmaya devam edebileceği fetvasını Diyanet veriyormuş. Evet. Diye söylendi. Evet. Ne derece doğru olduğunu sizden öğrenmek istiyorum. Soralım. Benim kafama çok soru işareti oldu benim kafamda. Evet. Başka teşekkür bir ederim. Sual yok. Başka sorum var aslında buyurun, ama onları buyurun, da alalım. Başka günlerde peki. Sorarım. Bugün bekleriz efendim. Zamanınızı almayayım. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Sıhhat diliyoruz efendim. Evet. Beyefendiye de selamlar. Evet değerli. Teşekkür ediyoruz. Şimdi kadınlar özel günlerinde Kur'an-ı Kerim tutabilirler mi? Eğitim öğretim burada. Şimdi bir okuma var, bir tutma var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'le ilgili olarak insanlar, dün de biraz temas etmiştik yanlış hatırlamıyorsam, bir dinleme var, bir okuma var, bir de dokunma var. Şimdi dinleme konusunda abdest şartı yok. Yani bir kimse adetliyken bir hanım Kur'an-ı Kerim'i dinledi. Dinleyebilir. Bu bir. Peki ezberden okuyabilir mi? Hanefi mezhebine göre okuyamaz. Ezberden okuyamaz Hanefi mezhebine göre. Maliki mezhebine göre okuyabilir. Ezberden. Peki dokunabilir mi? Bütün mezheplere göre dokunamaz. Adetli bir hanım dokunamaz. Ancak bir kılıf içerisinde, yani o Kur'an-ı Kerim'in Mustafa bitişik olmayan bir bez, eldiven vesaire yani ile dokunmasına cevaz veriliyor. Ha şimdi yalnız Maliki mezhebinde bazı zaruretlere binaen tutulabilir mi, tutulamaz mı konusunda bir tartışmalar var.
Şimdi yani şeyler bu, görüşler bu. Yani demek ki Hanefi mezhebine göre okuyamaz da dokunamaz da hiçbir şekilde. Ancak diyelim Mustafa alıp bir yere götürecek, elinde eldiven var kalın veya elinde efendim bir bezle sarmış götürmüş. Bu yapabilir. Maliki mezhebine göre ezberden okuyabilir. Adetli oldu hanımlar okuyabilirler ezberden. Peki dokunabilirler mi? Orada ihtilaf var. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili verdiği cevap şu. Şimdi hafızlığa çalışan bir kız öğrenci düşünün. Bunlar tabii 10 güne kadar adet olabilir. Kadın. Ay her ay. Hatta Şafii mezhebine göre 15 güne kadar adet olabilir. Ama bu nadirattandır. Çünkü yani genelde 10 günden azdır adet olma süresi. Yani genelde ortalama 4-5 gün civarında ama 10 gün kadar sürebilir. Ve bu süre zarfında bu hafızlık yapan, Kur'an okuyan hanımefendilerin o faaliyetten uzak durması hem okudukları, öğrendiklerini unutma, doğru hem de biraz soğuma gibi bir sonuçlar doğurabilir ve artı bu 10 gün olduğunu düşünün. Senede kaç hafta var? Kaç ay var? 12. 120 gün eder. Şüphesiz uzaklaştırır. Ve bu bir senenin üçte biridir. Normalde hafızlık 2 senede yapılacaksa o zaman 3-3,5 seneye sarkacak demektir. Tabi bunlar bir vakadır. Şimdi bunlar dikkate alınarak şöyle bir sonuç var Diyanet'in verdiği o cevapta, fetvada. İsteyenler, bak bu kayıt da var, isteyenler Maliki mezhebindeki bu içtihada uyarak amel edebilirler. Öğrenme konusunda. Talim ve taallüm. Peki efendim. Öğrenme ve öğretme konusunda. Yani parantez içine alalım. Tamam. Öğrenme ve öğretme konusunda bu içtihada dayanarak amel edebilirler. Ama tabii özellikle öğrenciler için zorlama yok. Daha çok Kur'an öğretici hanımefendi. Kur'an öğreticileri şimdi o da ayrı bir şey değil mi? Yani bir Kur'an öğreticisi hanımefendi her ay 10 gün adet oluyor. Bu ne demek? O zaruri olarak da gelmek zorunda bir de. Yani o onlar için bir açık kapı daha çok. Diğerler için de bir ruhsat. Peki efendim. Değerli hocam aydınlattınız. Allah razı olsun. Hüseyin Sanal hocama selam ediyorum diyor izleyicimiz. Şöyle bir sorusu var. Mesut Yıldırım düzeltiyorum sosyal medya üzerinden. Nikah işlemi yapılırken bilmeden damadın babasının ismi yerine damadın dedesinin ismi söylenerek nikah yapıldı. Bu nikah geçerli mi? Babanın isminin burada neyi var şimdi hocam? Şimdi burada önemli olan şu. Nikah akdi yapacak kişinin kimliğinin ortaya konmasıdır. Bir defa bir şey İki yolla belirlenir. Bir işaretle, bir tesmiye ile, isimlendirmekle. Evet. İşaretle, ben şunu sana sattım. Bak, nedir burada, neye işaret ediyorum? Kupaya. Evet. Burada belli oldu bak. Sen de aldın. Burada bellidir. İki, şu şekildeki kupayı sana sattım, burada yok. Sen de biliyorsun onu, aldım. Ne oldu şimdi? Satılan kupa, her iki halde de belirli hale geldi. Doğru. Şimdi nikah bir akit dedik ya. Akitte akdi kimlerin yaptığını bilinmesi lazım. Şimdi bir erkekle bir kadın yan yana otursalar nikah kıyılmak üzere. Burada şahitler var. Burada nikah kıyan kişi var. Dönse erkeğe beyefendi, filan hanımefendiyle dönse, evlendin mi? O da evlendim dese. Şimdi burada kim evlenmiş oluyor? Bu beyefendi. Ha, şimdi burada Mustafa Bey diyor. Ama Ahmet oğlu Mustafa dememiş de Hasan oğlu Mustafa demiş. Ama belli yani burada kim Mustafa oldu? Başka bir Mustafa değil ki. Peki. Dolayısıyla bunun bir sakıncası olmaz. Peki. Yani o nikah nikahtır. Peki efendim. Evet devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz bilgilenmeye devam ediyoruz. Değerli hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi Diyanet'e Soralım programında bilgilendirmeye devam ediyorlar bizleri. Samsun'a uzanacağız. Berat Çevik hattımızda. Hoş geldiniz Berat Bey. Samsun'a selamlar efendim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Buyurun. Hocam öncelikle size bir tane sorum vardı. Buyurun efendim. Şimdi hani bizim malımızın zekatını vermemiz gerekiyor ya. Evet.
Şimdi bizim fındık tarlalarımız var. Fındık tarlalarımıza bakım yaptığımız zaman 40 kiloda 1 kilo, hani bakım yapmadığımız zaman da 20 kiloda 1 kilo zekat vermemiz gerekiyor. Ama devlet bize destekleme parası veriyor. Biz, yani zekatımızı nasıl vereceğiz? Net anlaşılmış mı? Anlaşıldı. Başka bir soru var mı Berat Bey? Yok. Sıhhat diliyoruz efendim. Samsun'a selamlar. Dikkatle izleyiniz. İstirham ediyoruz. Şimdi fındığın zekatı ayrı, paranın zekatı ayrı. Şimdi devlet destekleme fiyatı verdiğine göre fındığa yapılacak masrafları o çıkan üründen düşmemek lazım. Çünkü devlet o masrafı vermiş zaten. Hani biz diyorduk ya, böyle toprak mahsullerinde işte ilaçtı, gübreydi. Evet, bunlar düşülebilir. Ekstra masraflar meblağdan düşülebilir diyorduk ya. Şimdi burada devlet bunların karşılığını vermiş zaten. Teşvik veriyor, destek veriyor. Peki. Destek olarak vermiş. O zaman onlar düşülmez. Ve ne olacak? Çıkan ürün var ya, elde edilen ürün, brütünden %10 verecek. Tam üzerinden. %1 değil de %10 verecek. Çünkü o fındık şeyden yağmur suyuyla sulanıyor. Onun için özel bir sulama emeği, sulama masrafı olmuyor. Peki. Yani bu net, kolay net. Bu. Yani ne yapacak bu? Çıkan ürün, çıkan şu kadar ton bunun üzerinde. %10 mu verecek? %10. Peki efendim. Ya da bunu paraya dönüştürdüler ise... O paranın %10'unu verecek. Peki. Yani o da olabilir belki. Çünkü bu toprak mahsullerinde, ürünlerde hasat günü hakkını ver diyor. Hasat. Ayet öyle. Hatta bazı içtihatlarda hasat edilen malın bizzat kendisinden vermek gerekiyor. Evet. Veya şeyin bizzat, ama Hanefi mezhebinde kendisinden verilebileceği gibi değerinden de verilebilir. Evet efendim. Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Kıymetli hocamıza sorularınızı yöneltiyoruz. Kastamonu'dan Şaban Yılmaz hattımızda. Hoş geldiniz Kastamonu'ya. Selamlar Sayın Yılmaz. İyi akşamlar efendim. Selamlar aleyküm. Aleyküm selam. Sizlere de efendim. Buyurunuz. Şimdi Şaban. Efendim, emekliyim. 9 tane çocuğum var. Evet efendim. Allah bağışlasın. 7 tanesini evlendirdim. 2 tanesini evlendirmedim. Biri 30 yaşında, biri 35 yaşında. Bunlar bana dediler ki, biz hayatımızı kendimiz yiyeceğiz. Evlendirme, yani benim bir sorumluluğum var mı bunların üzerinde? Yani ben şimdi köye geldim. Ben de bunu, onlar biz başımız çaresine bakacağız dediler. Bir. İkinci sorum, aracılık yapıyorum. Bunun zekatını, yani arının bala göre mi, sandık sayısına göre mi, yoksa satışının parasına göre mi zekatını vereceğim? Peki. Başka çok bir, teşekkür ederim. Allah'a biz teşekkür ediyoruz. Sizlerden de efendim sıhhat diliyoruz. Dua bekleriz. Kastamonu'ya selamlar. İki evladı var bu, efendim. Çocuklarına karşı bir vazifesi yok artık bu insanın. Yani onlar yetişmişler. Belli bir yaşı geçmişler. Yani ergenlik çağını çoktan aşmışlar. Ve kendileri de diyorlar ki biz kendi hayatımızı kendimiz düzenlemek istiyoruz. Tamam. Allah selamet versin. Peki. Yani bu beyefendi... Baba için bir sorumluluk? Bir sorumluluğu yok. Ama tabii bir babadır, atadır haliyle çocuklarına yardımcı olmak ister. Hepimiz isteriz, o ayrı konu. Peki efendim. Arıcılık şimdi zekatı. Arıcılık, bu arı baldan elde edilen bal, zekatı var mı yok mu tartışılmış gerçi ama biz var olduğunu kabul ediyoruz. Hanefi mezhebinde de var deniyor. Bu toprak ürünleri gibi düşünülmüş. Bal. Yani her ne kadar... topraktan elde edilen bir şey değilse de toprak ürünü gibi. Netice olarak ama orada. Böyle düşünülmüş ve o şekilde değerlendirilmiş. Ve baldan dolayı da öşür verilir. Ve öşür de onda birdir. Bu isterse elde ettiği balın, bak şey sayısı değil. Kovan sayısı. Kovan sayısı değil. Elde ettiği balın onda birini verir. Kilo olarak. Kilo olarak isterse de ondan aldığı paranın. Onda birini de verebilir. Peki efendim. Genel olarak da yani bizi izlemekte olan, arıcılıkla uğraşan beyefendiler varsa bu. Peki efendim. Çünkü zaman zaman bu sorular çok az da olsa geliyor, evet, geliyor değerli hocam. Merak konusu da oluyor. Efendim Ali Haydar Bey hocama selamlar diyor. Yolculuk sırasında tutamadığım Ramazan orucunu kaza tutarken bilerek orucumu bozarsam bir gün mü tutacağım hocam, yoksa onu bozduğum için de 61 gün mü tutacağım? Şimdi 61... Yani o kefaret sadece Ramazan ayıyla ilgili bir cezadır. O Ramazan ayı da oruç ayı ya. O oruca başlanan bir orucu bozmak Ramazan ayında, o ayın o
kutsallığına bir hürmetsizlik. Hürmetsizlik olarak oluyor. Ona hatta şöyle bir ifade kullanılır şeyde fıkıh kitaplarında. Bu kefaretin gerekçesi olarak hetkü hürmeti Ramazan der. Yani Ramazan'ın hürmetini yırtma, parçalama. Hetk, yırtma anlamına gelir. Yani o Ramazan'ın saygınlığına karşı saygısızlık yapma diyelim. Dolayısıyla başka zamanlarda bozulan oruçlardan dolayı ki başka zamanlarda tutulan oruç ne olursa olsun. İster kaza olsun, ister adak olsun, ister nafile olsun. Hangisi olursa olsun kefaret gerekmez, güne gün gerekir. Sadece işte kefaret orucu tutuyorsa ve fasıla vermişse, ara vermişse bozarak veya tutmayarak o zaman baştan başlar. Ama hanımlar için? Hanımlar adetliyken veya işte lohusalık hallerinde verdikleri ara o tevali, o peş peşine olmayı kesmez. Peki, bıraktığı yerden devam ederler. Kaldıkları yerden devam eder. Peki efendim, bu hanımlar için özeldi. Devam ediyoruz İzmir'le Zehra Saylan hattımızda. Hoş geldiniz Zehra Hanım. İzmir'e selamlar, iyi akşamlar efendim. Teşekkür ederim. Buyurunuz Zehra Hanım. Ben şey sormuştum, seferiyken evet, cuma namazı kılamayacağımı söylediler bana. Böyle bir şey var mı, onu merak ediyorum. Ya da nasıl kılınabilir o gün, öğlen namazını nasıl kılacağım? Evet, soralım değerli hocamıza. Başka bir sual var mı efendim ekleyeceğiniz? Yok, teşekkür ederim. Sıhhat diliyoruz nasıl İzmir'e. Nasıl yapabileceğim? Ben İzmir'de oturuyorum, İstanbul'a gitmiştim. Orada kılayım istedim. Dediler ki sen sefer olduğun için cuma namazından düşüyorsun, kılamazsın dediler. Evet. Soralım değerli hocamıza. Doğrusunu öğrenelim efendim. Sıhhat diliyoruz. İzmir'e selamlar, sıhhat diliyoruz, afiyet diliyoruz. Evet değerli. Cuma namazı bazı insanlar için farz değildir. Kimlerdir bunlar? Bir, hanımlar. İki, köleler. Üç, yolcular. Yani misafir olanlar. Dört, hastalar. Beş, kötürüm olanlar. Altı, ama olanlar. Ama olanlarla ilgili olarak farklı görüşler var. Yani onu, ama olanı hasta şey camiye götürüp getirecek kimse varsa farzdır değilse yoktur diyenler var ama diğerlerinde bir fark, ihtilaf yok. Şimdi bu gruplardaki insanlar, saydığım insanlardan evet, cuma namazı farz olmamakla beraber eğer cuma namazı kılarsa bunlar, cuma namazı yerine geçer ve dolayısıyla da yeniden öğle namazı kılmalarına gerek yoktur. Yani bir hanımefendiye cuma namazı farz değildir normalde. Ama kıldı. Gitti camiye, cuma namazı kıldı. O cuma namazı sahihtir, ayrıca öğle namazı kılmasına gerek yoktur. Yolcu, misafir birisi, yani İzmir'den İstanbul'a gitmiş. Bunun için zaten. Cuma günü, camiye gitmek zorunda değildir misafirse orada 15 günden fazla kalmayacaksa cuma için gitmek zorunda değildir. Öğle namazı da kılabilir ama gitti cuma namazını kıldı. Geçerlidir. Ayrıca öğle namazı kılmasına gerek yoktur. Bu konuda erkekle kadının farkı da yoktur. Peki. Yani bu hanımefendi ister İzmir'de olsun, ister İstanbul'da olsun cuma günü camiye gitme cuma namazını kılabilir. Kıldığı zaman da kendisinden öğle namazı düşer, yeniden namaz kılmasına gerek yoktur. Eğer cumaya gidemedi, yani gidemediyse o zaman öğle namazı kılar. Normal bir şekilde kılacak veya kasrederek değil mi efendim? Seferi olduğu için. Tabii sefer olsa kasreder. Kısaltır. Hanefi mezhebinde kasreder. Peki. Değerli hocam, dün bir konuya değinmiştiniz. Efendim bu namazla ilgili olarak ikindi vaktiyle 3 soru sormuştu izleyicimiz. Onun arasında ikindi vakti tam geldiğinde öğle namazına durduysak ne yapmalı demiştik de bir izleyicimiz ona binaen bir soru sormuşlar. İzninizle paylaşayım. Salih Güleç hocama selamlar demiş. Değerli hocam, öğle namazına durduk, ikindi ezanı okunmaya başladı, olur buyurmuşlardı idi. Ancak ben de şunu sormak istiyorum diyor. Sünnete veya farza durmak arasında bir fark var mı? Zaten o vakitte sünnete durulmaz. Yani vakit daraldığı zaman sünnet kılınmaz zaten. Farza başlanır. O söylediğim şey farzla ilgilidir. Peki efendim. Değerli hocam, bir de şöyle bir soru var. İyi akşamlar demiş Esra Çelebi. Herhangi ceza sebebiyle olmayıp nafile kefaret orucu tutarken acil ameliyata girilmesi durumunda kefaret orucuna biraz iyileştikten sonra devam edilebilir mi değerli hocam? Ya şimdi nafile kefaret diye bir şey yok. Bir de yani en önemli nokta nafile kefaret. Nafile kefaret. Şimdi bizim
halkımız arasında bazı böyle yanlış bilgiler var. Mesela üç aylar orucu tutmayı mecbur zannediyor. Bir zaman ben Antalya'ya gitmiştim, orada bir eğitim merkezimiz var bizim, orada eğitime. Bir vatandaşımız soru sormaya geldi orada. Dedi ki, bu epey oldu bu, 20 sene oldu. Ben dedi her sene 3 ayları tutuyorum. Şimdi midemde ülser var, Ramazan'ı tutacağım ama diğerlerini tutmasam olur mu dedi. Yani o insan 3 ayların tutulması gerektiğine zannediyor, öyle biliyor. Halbuki gerekmiyor. Şimdi kefaret, nafile olarak kefaret diye bir şey yok. Yani kefaret nedir? Ramazan'da kasıtlı olarak bozulmuş olan oruç için bir cezadır. Ramazan'da böyle bir borcu yoksa, nafile kefaret diye de bir şey olmaz. Başlamış tutmaya, ara vermiş, hiç önemli değildir. Peki, değerli hocam, çok teşekkür ederim. Zaten o tuttuğu oruç nafiledir. Allah razı olsun efendim. Bugün de ilminizden istifade ettik. Değerli hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi ile sohbetimize sizleri de bekliyoruz. Sıhhat diliyoruz. Allah'a ısmarlıyoruz efendim. Hoşçakalın. Farz mıdır, vacip midir? Tabiyle orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kullanmışlar? İlahi mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.